Ramazan Bayramı sonrasında altının yükselişi durdu. Bu hafta altın fiyatlarında düşüş olduğunu belirten sarraflı Esengül derdi. Güncel döviz kurları ve altın hakkında konuştu. Geçen hafta itibariyle bayram arifesinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gözlendi. Ramazan boyunca sakin seyrini devam ettiriyordu. Fakat e, özellikle ons bölgesinde 1992'den e, 1870'e kadar bir geri çekilme oldu. Bunun da altın fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Dolar ve euro'da e, kısmi yukarı yönlü hareketler oldu. Tabii kur korumalı va mevduat hesaplarında bu yönde çok büyük bir etkisi var. Özellikle e, dolar ve euro'da ani yükselişler gözlenmiyor. Ee, özellikle dolar ve euro şu andaki fiyatları güncel fiyatlarını söyleyeyim. 15.050'den e, dolar alıcısını bulurken e, euro ise şu anda 15.75'ten işlem görmekte. Küçük altın kapalı çarşıda 1510 liradan alıcısını bulmakta. 880 liradan 20 kare altın satılırken 9.17 liradan daha has altın işlem görüyor. Tabi yatırım tavsiyesi yapmamız yanlış olur ama özellikle ons bölgesinde ben yukarı yönlü hareketler olabileceğini öngörüyorum. Bildiğiniz üzere petrolün varil fiyatı 112 doları aştı ve Çin'de pandemi tekrardan patlak verdi. Tabii Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik, Amerika'nın özellikle Rusya'ya yaptığı yaptırımlar, G7 zirvesinde yap de kararlaştırılan Rusya'ya yapılan yaptırımlar ilerleyen zamanlarda tansiyonun yükselmesine neden olur. Bu da ons fiyatlarını yükseltebilir. Ons fiyatlarının yükselmesi de altın fiyatlarını etki edebilir. Peki geçen hafta satışlarınız ne yapıyorduk? Özellikle anneler gününde satışlarımız çok iyiydi. Ramazan boyunda sakin bir seyri devam ediyordu. Bayram öncesinde birkaç gün hareketliliğimiz oldu ve onun üzerine anneler gününün hareketliği gözlendi.